Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir video yapalım istedim. Genel beta üretim serileri vardı ya, bu en son yaptığım seri. O seriyle alakalı durumlar nedir? Ve Half Moon çıkma oranı nedir? Bu o üretimlerden verim aldım mı almadım mı? Onlarla ilgili biraz konuşma yapalım istiyorum. Böyle konuşma şeklinde bir video olacak bu. Videoları artık çok sık atamıyorum. Çarşamba ve hafta sonu, bir hafta içi, bir hafta sonu. Hafta sonları genellikle son durum videosu olarak devam edeceğim. Hafta içi de böyle konuşma şeklinde düz bir video yapmaya çalışacağım. İnşallah yapabilirim. Sizin de lütfen motivasyon desteklerinizi bekliyorum. Her akvaryum videosu çeken arkadaş için de bu talebim geçerli. Şimdi beta üretimimiz ne durumda? Burası tamamen biliyorsunuz benim üretim boylandırma kısmım. Burada 810'a yakın kap var şu anda. Üste damızlıklar var. Buralarda boylandırma kapları var. Balıkların arasında birer ay, birer buçuk ay, 20 gün gibi farklılıklar var. Balıklarımız güzel. Aynı anne babanın, daha doğrusu evet aynı anne baba, kardeş anne babanın balıkları, ama farklı farklı balıkların yavruları var. Değişik renklerde, değişik desenlerde balıklar çıktı. Yine kırmızı ağırlıklı tabii ki. Çünkü annesi babası kırmızı, yani çok ağırlıklı. O yüzden de çok farklı bir şey beklemiyorum renk olarak, ama bikolor anneden, kırmızı baba ve bikolor anneden daha farklı renkte yavrular çıkıyor. Bunu görmüş oldum. Yani onların üzerine gideceğim. Ama bu üretimlerde şöyle bir problem yaşadım. Yaşıyorum, bilmiyorum devam edecek mi, etmeyecek mi? Orasını bilmiyorum ama Half Moon oranı çok düşük. Yani balıklar tam olarak daha, aslında şöyle göstereyim. Mesela bundan önceki balıklarda, yani Half Moon üretimlerimde Half Moon olup olmayacağı şu boya gelmeden önce çoktan belli olmuştu. Hangi balığın, mesela şu balığın, şu balığın, bu balıkların, ya yani bu balıkların Half Moon olup olmayacakları daha önceden belli olmuştu. Bu balığın yavruları bunlarda. Bu balıklarda şöyle bir durum var. Üst kuyrukta, yani tam Half Moon olmasını, yani Half Moon yapan kuyrukta bir kıvrılma var. Bu daha önceki üretimlerde olmamıştı. Hepsinde var. İşin değişik yanı o. Hepsinde böyle bir kıvrılma var. Niye olduğunu bilmiyorum. Göreceğiz. Ya şuna vuruyorum işi. Ya hepsinde olduğuna göre kardeş balıkların üretiminden böyle problemler çıkıyor. Doğru, bunu biliyoruz, ama hani kardeş balıkları üretmeyip de üretim yapma şansınız zaten yok. Hani bununla bir yere kadar idare edebilirsiniz. Bir yere kadar dışarıdan söyleyebilirsiniz, ama yani iyi balıklar yakalamak istiyorsanız ya da işte yani bir kan tutturmak istiyorsanız mutlaka kardeş ya da ikinci batın yavrulardan kardeşleri eşleştirmeniz gerekiyor. Bu üretimde neden böyle oldu? Yani bilemiyorum niye böyle oldu, ama tabii tam olarak şu anda bitmiştir. Balıkları canlı yem verdim, o yüzden biraz şiştiler balıklar. Bakın mesela bu balıkta plakat gibi bir balık oldu mesela. Çok güzel rengi var. Bunun gibi birkaç tane daha balık var. Alt yüzgeci daha, gövdesi çok kalın. Baksanıza, tokmak gibi balık. Ama bakın ne kadar da güzel yuva yapıyor sürekli. Bu da güzel bir erkek. Dön bakayım oğlum. Bakın. Ya balıklar çok sağlıklı maşallah. Bazılarında hastalık var. Yani üretimhanenin genelinde bir rahatsızlık var. Onu çözmeye çalışıyorum. Kısa zamanda çözeceğim. Bu kuyruk kıvırma işi aslında Half Moon'larda görülen bir şey. Yani daha önceki yazılara da baktım. Ama neden hepsinde var? Onu bir türlü şu anlık tespit edemiyorum. Ama göreceğiz. Mesela tabii, mesela şöyle de bir durum var. Mesela şu balıkta daha kuyruk kıvırıktı. Şimdi daha düzleşmeye başladı. Yani bu balıkların ne olacağı 2 ay sonra falan belli olacaklar. Bakın.
Mesela şunlarla ilgili de biraz bilgi vereyim. Her videoda bahsediyorum ama tekrar bahsetmek istiyorum. Mesela bu balık ne zaman doğmuş? Bu balık 18 Haziran'da doğmuş ve Temmuz mu? Evet. 4 Temmuz'da ben bu balığı kaba ayırmışım. Yani 18 Haziran'da doğmuş, 18 Nisan'da doğmuş. Mayıs, Haziran 2,5 ay içinde bu balığı ben teklemişim. Demek ki hızlı büyümüş. 2 numaralı dişi ve 3 numaralı erkeğin yavrusu. Yani şu erkeğin yavrusu çok da güzel bir erkek. 2-3 batın yavrusunu aldım. Güzel bir alfa bu. Yani anne babadan hiçbir şüphem yok. Bakın mesela şu erkek de çok güzel bir erkek oldu. Bak, bakar mısınız kuyruğa, yüzgeçlerine? Bunlar 15-20 gün önce üretimden çıktılar. Biraz da rahatsızlık geçirdi. Her erkek üretimden çıkan her erkek gibi. Şu ara iyi, bunu da tekrar üretime alacağım hatta birkaç gün içinde. 3 numaralı erkeği göstermiştim. Şu arkadaki de annelere. Şu en arkadaki balık. Bakın ne kadar sağlıklı bir balık. Çok da güzel bir balık. Yani anne babadan hiçbir şüphem yok. Yani iyi balık olduklarına dair. Ama niyeyse şöyle kamerayı tekrar sabitleyeceğim arkadaşlar. Bir saniyenizi alayım. Ama nedense balıklarda bu kuyruk kıvırma dalga metresi oluşmaya başladı. Bazı balıklarda bakın mesela şu balıkta da var. Değil mi? Mesela önceki harpunlarında yani onlarda böyle bir problem yaşamamıştık. Neye yorayım bunu bilmiyorum. Yani beslenmeye mi yorayım ya da ilk parti, ikinci parti aynı kardeşlerden olma balıkları çiftleştirdim diye mi acaba? Ama hepsinde de olmaz ki ya. Hadi olsa olsa birkaç tanesinde olsun diyeceğim. İlginç. Yani ya da şunu yapmak mı gerekiyor acaba? Hani bu half moon'ların genelinde de her half moon üretiminde başka yani nasıl diyeyim? Başka ailelerden bir aileyle bir aileyi birleştirmek. Şu anda bende tek aile var. Tek aile olduğu için belki de tek aile, zaten şöyle bir durum var. Hani bunu uzmanlar da sürekli tekrarlıyor. Half moon üretmenin bir kriteri yok. Hani şu balıklarla şu balığı çiftleştirirsiniz, kesin half moon çıkar, şu kadar half moon çıkar diye bir şey yok. Ama dikkat edilen bazı şeyler var. O da 2-3 tane şey. Kuyruk ışınlarının düz olması mesela. Bunun da en önemli şeylerden birisi. İşte yuvarlaklık, vücut bozukluğu olmaması vesaire. Hatta bununla ilgili çok güzel bir hesaplama var. Yani 2-3 tane falan yavru çıkacağına tekabül ediyor. Kapıyı kapatayım bir saniye. O olabilir. Yani aynı aileden çıkan balıklarda böyle bir problem olmuş olabilir. Bakalım göreceğiz. Yani benim eğer öyleyse diğer çiftten de yani 9 ve 10 numaralı çiftin yavrularına da bakacağım. Eğer onlardan da aynı şekilde böyle problem olursa onlar da şu balıklar ve şunlar. Şurada yeni teklediklerim var. Ya aslında sistem çok güzel gidiyor. Hani büyüyen balıklar var. Bunların çıkması lazım. Çıkacak ama arkadan yerine gelen balıkları var. Çok güzel şekilde devam ediyor. Ama istediğim kalitede, önceki üretimlerde yakaladığım kalitede şu ana kadar öyle bir balık göremiyorum maalesef. Yani o da aynı aile içi, yani farklı iki aile, yine kardeş olsun ama araya başka kan karışmış olsun. Bunlarda şimdi başka kan da var. Ama bu üçüncü parti de o kan var illaki ama yine de belki öyle bir problem olmuş olabilir ama hepsine mi denk gelir bilmiyoruz. Onunla ilgili bir fikrim yok ama başka bir kan araya katarak, bir erkek, başka bir erkek katarak belki olayı değiştirebiliriz. Bir dahaki üretimlerde. Bir de dişi de çıkmadı bunlardan. Vardı orada 3-4 tane dişi var. Hep erkek çıktı şu akvaryumdaki balıklar. Bakacağız artık. Yani half moon üretimi ile ilgili böyle bir durum var şu anda. Ama tabii bu balıkların ne olacağı daha tam belli değil. Bazı balıklar
o istediğim kuyruk açımı aşamasına geliyor. Artık gelenler durur, gelmeyenler gider. Genel bir rahatsızlık var bazı balıklarda. Kuyruk kısması, kuyruk erimesi de doğru gidecek. Sular ilaçlı zaten görüyorsunuz. Düzelteceğiz, hiç önemli değil. Şimdi diğer yavrulara bakalım. Bunlar da 9 ve 10 numaranın yavruları. 9 numaralı dişi, 10 numaralı erkeğin yavruları. Tubifex'i patlattık. Hepsi tabi cayır cayır Tubifex'i yemek için aşağıda toplanmışlar. Burada da erkekler var ayırmam gereken ama işte 3 tane kap var. Biraz daha bekliyorum. Şimdi su değişimi günleri bekliyorum. Bakın şurada beyaz var bir tane. Mavi beyaz gibi. Kırmızı ve kırmızı mavi dişiden uçları buz mavisi. Herhalde ortası beyaz olacak. Uçları mavi olacak. Bir tane morum var. O moru bekliyorum. Biraz daha büyümesini. Burası böyle devam ediyor. Bu parti çok güzel verdi. İlk parti onlar. Bu da aynı anne babanın yavruları ama burada da 150'ye yakın yavru vardı. O erkekle şu erkek, o dediğim erkekti. Şu balık arkadaşlar ve şu dişi. 9 numara görüyorsunuz yukarıda. 9 numaralı dişi ve 10 numaralı erkek. Şu aşağıdaki iki partinin yavruları. Burada da hani 100'e 150'ye yakın yavru vardı ama şu anda 20 tane falan kalmış. O hastalık geldiğinden beri burayı sildi, süpürdü. Arka tarafta dişilerim var. Çok eski dişilerim de var. Yani bunlara erkek yok artık. Şu dişinin büyüklüğüne bakar mısınız? Buna nasıl bir erkek lazım? Zaten burada dişiler birbirini parçalamışlar bazıları. Oraya bir müdahale etmem lazım. Alt kata ineyim. İşte asıl hastalığın başlama sebebi bu akvaryum. İlk bu akvaryumda başladı. Hala da geliyorsunuz. Görüyorsunuz nitrofurozan var içinde. Nitrofur ilacı. Bekliyoruz. Ölümler oldu ama ölümler durdu. Yani düzelmek üzere. Düzeliyorlar, düzelmiyorlar. Değişik. Bu tarafta aynı şekilde yoktu, yoktu, yoktu. Hop burada da bir hastalık meydanlandı. Burası da ilaçlı şu anda. Öyle devam edecek işte. Şöyle tekrar videoyu sonlandırmak için oturayım yerime. Yani bu üretimlerde şu iki üretimde 3 üretim var burada şu anda. Yani Half Moon kalitesinde balık çıkma oranı şu an yok. Mesela şöyle bir şey var bir de dikkatimi çeken. Balık daha küçükken ya yani şu haldeyken mesela kuyruk 180 açıyor. Ama büyüdükçe o kuyruk kıvrılmaya başlıyor bilmiyorum. Ha, bir de şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Şu 9 numaralı erkek var ya. O 9 numaralı erkek şimdi çıkar mı? Neyse şöyle bir çıkarayım size bakın. Şu erkek bakın şu erkek soldaki erkek yani ilk zamanlar bu kalitede bir erkek değildi. Hatta bu 3 numara gibi hiç böyle bir kalite erkek değildi. Hatta benim yani ıskartaya çıkardığım erkeklerden birisiydi ama şu kuyruğun güzelliğine bakar mısınız yani? Yani mis gibi bir balık oldu. Ya olmayacak diye bir şey yok. İşte biraz zaman gerekiyor. Biraz beklemek gerekiyor. Tabii bekleyeceğiz ama bizim de burada beta çiftliğimiz Tayland gibi yerimiz yok yani. O yüzden mecbur elemeler yapmamız lazım. Yoksa başa çıkamayız. Sürekli bütün balıkları beklersek başa çıkamayız. Benim şimdi iyi bir balık bulup buradaki dişilerle o balığı çiftleştirip bir aile daha yapıp şimdi böyle bir aile yaptım ya bir aile öyle yapıp o ailelerden çıkan bireyleri tekrar çiftleştirip o zaman belki işte daha fazla istediğim balığı elde etmiş olurum. Çünkü şu balıklar iki tane farklı erkekten olma balıklar. Yani şu yukarıdaki anaçları diyorum. İki farklı erkek var onların üretimlerinde. Bir tane kelebek, mavi kelebek erkek var. Onun yavrularından anneleriyle kırmızı başka ithal bir erkek harfum var. Yani onlardan gelme balıklar. Gördüğünüz gibi aslında mantık aynı mantık. Yani
İki farklı kan var aslında yine ortada. Burada şimdi o kanlardan olan yavruları, aynı aileden olan yavruları herhalde tekrar eşleştirimiz. Yani normalde bu yapılan bir şey ama acaba harf bunlarda bu daha mı etkili oluyor? Daha mı ters tepiyor? Onu bilemedim açıkçası. Ama benim işim şu andaki stratejim bu yavrulardan sonrasında, bu üretimden sonrasında bir tane güzel erkek bir harf bulup buradaki dişilerden birisiyle çiftleştirmek, öyle bir aile daha yapmak ve o aileyle bu benim iki aileyi birleştirerek onlardan yavru almak. Gerekirse üç aile bile yapabilirim. Eğer sorun oysa bunu hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum.